protect the Earth. You can be damn sure we'll avenge you. Whatever it takes. Whatever it takes. Evet, son çektiğim videolarda Marvel evreninin nasıl değiştiğinden bolca bahsettim. Ve çoğu teorimin bir şekilde mutantlara bağlandığını fark etmişsinizdir. Ama yine de bu konuyla ilgili çok fazla soru almaya başladım. Çünkü eski X-Men filmleri ve yeni filmler biraz kafa karıştırıyor belli ki. O yüzden hepsini konuşacağız. En azından elimizde gerçekten onaylanmış sağlam bilgiler var. Endgame filmindeki zaman yolculuğuyla Deadpool filmindeki zaman yolculuğu neden aynı değil? X-Men filmleriyle açıklanan kesin ama kesin bilgiler nelerdir? Hugh Jackman dönecek mi? Bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. Yani bayağı dolu dolu ve önemli bir video olacak. Bu arada Sonsuzluk Haftası'nın son videosundayız biliyorsunuz ve bu videoda bir ipucu daha olacak. Ve videonun içinde bu harfleri toplayıp figür çekişine nasıl katılacağınızı da açıklayacağım. Son ipucuysa Instagram Ezgi'nin kanalında olacak. Bunu da sakın unutmayın. Ama şimdi konuşmamız gereken önemli bir meselemiz var. Hazırsanız başlayalım. And quite frankly why I prefer Marvel. We are Marvel. Hilarious. You're Fox. You know, Marvel licensed by Fox. We are Marvel. Yeah, but you're... It's like if the Beatles were produced by Nickelback. It's music, but it sucks. Disney Fox'u satın aldığı için artık Marvel eskiden kullanamadığı X-Men ve Deadpool karakterlerini Avengers filmleriyle aynı evrende kullanabilecek biliyorsunuz. Ama bu evrene mutantları nasıl sokacaklar kimse bilmiyor. Her şeyden önce şu önemli bilgi resmi olarak onaylandı. X-Men ekibi mutlaka bir gün Avengers ekibiyle birlikte savaşacaklar. Marvel Başkanı Kevin Feige bunun olması için daha önümüzde zaman var dese de yakın gelecekte mutantları Avengers ekibiyle birlikte görmemizin mümkün olduğunu açıkladı. Çünkü 5. Avengers filmi zamanı geldiğinde her seferinde olduğu gibi yepyeni Avengers'lar hikayeye dahil olmuş olacak ve bunların arasında bazı mutantlar da olabilir. Olabilir çünkü Kevin Feige'nin dediğine göre MCU'da göreceğimiz yeni X-Men ekibi Fox'un çektiği filmlerdeki ekipten çok farklı olacakmış. Nasıl yeni Spider-Man filmleri Tobey'nin filmlerinden çok farklıysa X-Men filmleri de MCU için en baştan çekilirken önceki ekibe benzememeleri için ellerinden geleni yapacaklar. Tahminimce animasyon evrenindeki X-Men ekibiyle daha çok benzerlik gösterecekler. Çünkü Disney Plus bu eski serinin hepsini yeniden yayınlamaya başladı ve Marvel'la birlikte haftalardır bu eski animasyonun tanıtımını yapıyorlar. Yani bir nevi tohum ekiyor olabilirler. Mesela yıllardır kenara atılan Gambit daha ön planda bir karakter olabilir. Kevin Feige'nin dediğine göre bu karakterleri direkt olarak X-Men adı altında görmeyebilirmişiz. Çünkü önce mutantların bize nasıl olduklarını adım adım tanıtacaklarmış. Tahminimce Avengers'ın adım adım bir araya gelmesi gibi mutantlar mevzusu da böyle olacak. Yani X-Men karakterlerini önce diğer filmlerde gösterecekler. Yavaş yavaş evrene dahil olunca da bir ekip olacaklar. Önceki videolarda bunun için birkaç teoride bulunmuştum. Seneye izleyeceğimiz Eternals filmi zaten mutasyona uğramış üstün insanları anlatıyor ve mutantlar için bir tarih filmi gibi olabilir. Çünkü o filmde mutantların birer Eternal haline gelememiş, başarısız deneyler olarak aramızda yaşadıklarını bile öğrenebiliriz. Başka bir videoda da Scarlet Witch'in çocuklarının olacağını ve bu çocukların MCU'daki ilk mutant kahramanlar olacağından bahsetmiştim. Çünkü Scarlet Witch'in çocukları çizgi romanlarda Young Avengers ekibinin sağlam birer parçası. Yani mutantlar adım adım gelmeye başlıyor zaten. Ve tabii Young Avengers videosu da çektim çünkü o filmi de hazırlıyorlar. Yine bu hafta çok güzel içerikler çıkardık zaten ve dolu dolu videolar yaptık. O yüzden tekrar da düşmemek için onları bir daha anlatmıyorum. İzlemediyseniz onları da hemen izleyebilirsiniz. Hatta bir oynatma listesinden açabilirsiniz. Ve tüm bu hikayede başımıza gelen en iyi şey ilginç bir şekilde Deadpool oldu. Çünkü Deadpool da artık Marvel sinematik evrenine geliyor. Ama o kendisi olarak geliyor. Yani X-Men en baştan anlatılacak ve yeni oyuncular seçilecek. Ama içlerinden sadece ve sadece Deadpool aynı kişi tarafından canlandırılacak. Deadpool filmlerini başarılı yapan kişi Ryan Reynolds olduğu için onu olduğu gibi tutmak istiyorlar. Ve Deadpool 3 için bir senaryo çoktan yazıldı bile. Evet, şimdi elimizde hem iyi hem de kötü haberler var tabii. Deadpool 3 filmi kesin olarak geliyor ama bu film Avengers filmlerinden ayrı bir evrende geçmeye devam mı edecek? Yoksa Deadpool'da Avengers'la birlikte görecek miyiz? Bunu kimse bilmiyor. Çünkü Deadpool'un filmleri artı 18 filmler biliyorsunuz. Ve kendine özgü havasından dolayı bu kadar başarılı oldular ama artık 3. filmi Marvel yani Disney çekecek. Ve Disney Marvel filmlerinin en fazla 13 yaş üzerine çekilmesini istiyor. Yeah, what was Fox and then now it is in the hands of Marvel over there at Disney. Yeah. Can those worlds be combined? I see infinite possibility in either. We actually write it all
right in here in this room and we just have so much fun. A lot more story to tell, so we hope we get to do that. Geçtiğimiz aylarda Disney açıklama yaparak Deadpool'un artı 18 kalmasını sağlayacağız dedi ama bence hiç de öyle olmayacak. Hatta buna Ryan Reynolds da pek inanmıyor. Çünkü önceki Deadpool filmi artı 18 olduğu için Çin'de gösterime girememişti ve bu çok büyük para kaybı demek. Çin Nien Kuala. Disney için Çin pazarı çok önemli çünkü çok büyük bir hayran kitlesi var ve eğer gerçekten Deadpool'u MCU'ya sokmak istiyorsa biraz ona terbiye öğretmesi gerekecek. Yeah, you could fill a gymnasium with some of the jokes that got cut out of Deadpool 1 and 2 that would get us all turned into some sort of Disney liquid. Zaten Deadpool kendi filmlerinin farklı bir evrende, yani Fox'un X-Men evreninde geçtiğinin farkında ve Disney Fox'u satın alırken kendi filminin sansürlü halini bile yayınlamıştı. Hatta o evren o kadar farklı ki MCU'daki Thanos o evrendeki Cable karakterini oynadı. Yani zaten Deadpool hep bu evrendeymiş gibi davranamazlar. Ve dediğim gibi yeni bir X-Men hikayesini en baştan anlatacaklarken Deadpool'u MCU'ya getirmenin bir şekilde yolunu bulmak zorundalar. Deadpool karakteri zaten tüm bunların sadece bir film olduğunu farkında olan ve hem DC hem de MCU evrenini uzaktan takip eden bir karakter. O yüzden bu durum onun için çok garip olmayabilir ama Deadpool'u bir anda Thor'la yan yana görürsek bu izleyici için kafa karıştırıcı olacaktır. Çünkü hala eski X-Men filmlerinin Avengers'la aynı evrende geçtiğini sananlar var. Tüm bunları çözen başka bir formül bulmak zorundalar ve o da tabii ki paralel evrenler. Doctor Strange ve Çoklu Evrenler filmi çok önemli biliyorsunuz ve her konuda bu filme sırtımızı dayayabiliyoruz. Çünkü bu filmde paralel evrenleri göreceğiz ve film bu paralel evrenlerin iç içe geçmesini anlatacak. O yüzden bu film sayesinde istedikleri karakteri bu evrene getirebilecekler, istemedikleri karakteri de getirmeyecekler. Ghost Rider, Tobey'nin oynadığı Spider-Man yepyeni mutantlar veya Deadpool fark etmez istedikleri karakteri bu filmde ana evrene dahil edebilirler. Çünkü bu filmin ortalığı karıştıracağını ve çok dolu bir film olacağını söylediler zaten. Ve filmin yönetmeni olarak Sam Raimi'yi, yani Tobey'li Spider-Man filmlerinin yönetmenini seçtiler. Bu sırada Deadpool'u en son nasıl gördüğümüzü hatırlayalım. Onun sürekli zamanda yolculuk yaptığını görmüştük ve geçmişte yaşanan her şeyi mahvetmeye başlamıştı. Deadpool filmleri absürt komedi olduğu için bu fantastik detaylar bir mantığa oturmak zorunda değil. Ama bu konular MCU için önemli konular. O yüzden Deadpool'un yaptığı bu şey yüzünden zamanı iyice bozduğunu ve kozmik varlıklar tarafından zamanı bozamayacağı başka bir gerçeklik boyutuna kovulduğunu bile görebiliriz. O da MCU evreni olur tabii. Biz en son Endgame filminde zaman yolculuğu yaptığımızda geçmişi değiştiremediğimizi, sadece yeni bir paralel evren oluşturduğumuzu öğrendik. Deadpool ve X-Men filmlerinde ise geçmişe giderek zamanı değiştirmek mümkündü. O yüzden o filmlerle bu filmlerin hiç alakası yok ve ikisi bambaşka evrenlerde geçiyorlar. Ama Deadpool bu evrenden bu evrene geçecek tek karakter olacağı için ona özel bir planlar olacağını düşünebiliriz. Aynı şeyi Wolverine için de yapabilirlerdi ama tüm X-Men evrenini baştan çekecekler biliyorsunuz ve Wolverine de değişecek. Yani öyle dediler ama durum bu şekilde çok fazla can sıkıcı olacak. Yani kimse yeni bir Wolverine izlemek istemiyor bence. Hugh Jackman'ı izlemek istiyoruz tabii ki. Hugh Jackman da o kadar çok istiyor ki. Üzülüyorum yani. You're gonna hang up the claws and it's gonna make a lot of people very sad. Huh? But one day your old pal Wade's gonna ask you to get back in the saddle again. When he does, say yes. Ama şimdi Mark Ruffalo ve Kevin Feige daha geçen haftalarda Wolverine ve Hulk filmi için görüştüklerini açıklamışlardı mesela. Hugh Jackman da daha önce böyle bir filmde oynamak isterdim demişti. Ryan Reynolds da son zamanlarda Kevin Feige ile sıkça görüşüyor. Çünkü ikisi bu iki evreni nasıl birleştireceklerini konuşuyorlar. Ve Ryan Reynolds da neredeyse her gün Hugh Jackman'la takılıyor. Gerçek bir stalker'ım şu an Instagram'da. Yani hala umut olabilir mi bilmiyorum. Ama Kevin Feige'nin geçen sene yeni bir Wolverine aradığını herkes duymuştu. Yani birçok şeyi değerlendiriyor olabilirler. Ama sonuç olarak Deadpool izlemeye devam edeceğiz. Ve biz şu an bunları konuşurken o da evinde yeni filmin nasıl olacağını düşünüyor. Yani en azından bunu bilmek bile güzel bir şey. Bu arada Deadpool tam bir Thor hayranı. Ve birlikte en çok takılmayı sevdiği kişi de Spider-Man. O yüzden Ryan Reynolds Deadpool'u Spider-Man'le birlikte görmeyi çok istiyor ve artık bunu yapma fırsatı varken tabii ki bunu değerlendirecektir. Oh, I'm Peter. Deadpool.
Evet, biraz karışık biliyorum ama bunun da üstesinden gelebiliriz birlikte. En azından bu paralel evrenler iç içe geçecek ve hatta yeni bir dedikodu daha geldi. Şu an Ghost Rider'ın da Doctor Strange'in filminde çıkmasını bekliyorlar ve hatta Keanu Reeves'in oynamasını düşünüyorlar. Sonuç olarak Ghost Rider da büyük ihtimalle gelecek. Onunla ilgili ayrı bir video yaparız isterseniz tabii ki. Niye yapmayalım? Evet, bu videoda bir ipucu daha vardı ve bu ipucu 10. harfti arkadaşlar. Son 10 videoda kenardan ipuçları çıktı ve bu harfleri topladınız. Bir ipucunu da Instagram'da vereceğim. Oraya gelin, orada size söylüyor olacağım. Şimdi elimizde 11 harf olacak bununla birlikte. 10 tanesini videolardan topladınız ve şimdi bunlardan mantıklı bir şey oluşturacaksınız. Bazılarınız bana Instagram'dan mesaj atmış, görüyorum. Sonucu bulanlarınız var. Ama yorumlara yazmıyorsunuz tabii ki. Şansınız düşüyor çünkü. Yoksa hediyenizi kapar elinizden. Ben size söyleyeyim. Bu videonun açıklamalarında bir link var. Oraya tıklayıp cevabınızı yazacaksınız. Böylece çekişe katılıyorsunuz ve bu ödüllerden biri sizin oluyor. 3 kişiye hediye veriyoruz bu arada. Tüm bu çekiş muhabbeti nedir daha yeni haberiniz oluyorsa şu videodan ipuçlarını nasıl toplayacağınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Harfleri toplayıp hala cevabı bulamazsanız da merak etmeyin. Bir sonraki videoda bu harfleri nasıl yazacağınızla ilgili de bir ipucu vereceğim. Ama dediğim gibi bunu bir sonraki videoda öğrenebilirsiniz. Ya normalde bir şey demeyecektim ama ipuçlarını topladığınız için size yardımcı olmak isterim. Bir de sanırım bu sefer bayağı bir zorlandınız. O yüzden bir sonraki videoda biraz daha yardımcı olacağım ama bulanlar linkten şimdiden cevabı yazabilirler ve çekişe katılabilirler. Evet, videonun açıklamalarında daha detaylı bir şekilde yazıyor olacağım. Onu da mutlaka okuyup ve böylece tekrar tekrar aynı şeylerden bahsetmemiş olurum ben de çünkü yetişemem. Bu arada katılım şartları videonun açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Şartlardan biri kanalıma abone olmanız olacak. Tabii ki bunu isterim. Neden istemeyeyim? Çekiş yapıyorum sonuçta. Birçok detayda açıklamalarda yazıyor olacak dediğim gibi. O yüzden orayı mutlaka kontrol edin. Evet, video bitti ama Marvel teorileri ve bu tarz videolar bitmedi tabii ki. Gelmeye devam edecekler. Ve size yepyeni bir çekiş daha yapacağımı söylemek isterim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Evet, kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Oh, hello.